Buyurun Sayın Beştaş. Süreniz 3 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet, kamuoyunda Alevilerin yoğun bir tepki gösterdiği ve kabul etmeyecekleri, ilan ettikleri kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak birazdan. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde binlerce insanın, bütün Alevi kurumlarının yer aldığı bir protestoda maalesef kolluk büyük bir saldırıda bulundu ve şu anda iki arkadaşımız hastanede tedavi görüyor. Bunu da buradan kabul edilemez bulduğumuzu, demokratik protesto hakkının Alevi yurttaşlara çok görüldüğünü, bunun bile çok görüldüğünü ifade etmek istiyorum ve bu saldırıyı kınıyorum. Diğeri, bu yasa birçok yönüyle anayasaya aykırı. Başta ikinci madde ve onuncu madde olmak üzere, diğer bütün maddeleri saymayacağım süre kısıtlı olduğu için. Bir kere toplumun önemli bir nüfusunu oluşturan Alevi yurttaşların inançlarını tanımıyor. Alevileri Alevi olarak kabul etmiyor. Din ve vicdan özgürlüğü, anayasa önünde eşitlik özgürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik demokratik bir hukuk devleti olduğu ilkeleri tamamen yok sayılıyor. Ya Alevileri bir kültür topluluğu, bir turizm topluluğu gibi tanımlıyor. Cem evlerini ibadethane olarak kabul etmiyor. Zorunlu din derslerine dair hiçbir şey söylemiyor. Bir kere bu ülkede artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları tanınmıyor, uygulanmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem cem evlerine ilişkin hem zorunlu din derslerine ilişkin Türkiye'yi mahkum etti. İhlal kararları verdi. Ve bu ihlal kararlarına rağmen bugün milyonlarca Alevi yurttaşın, Alevi toplumunun inancına saygı duyulmuyor. Bu yasa teklifinde yer alan hangi maddeler? 8, 14, 15, 16, 17 ve 22. maddelerde de Alevi toplumuna, Alevi yurttaşlarına büyük bir haksızlık var, hakaret var. Neden? Çünkü onların sanki taleplerinin işte cem evlerini inşa edin, boyayın, işte bize para verin, işte maaş verin gibi, elektrik faturasını ödeyin gibi talepler olduğunu neredeyse ifade eden bir teklifle karşı karşıyayız. Alevi toplumu diğer bütün inançlar gibi kendi inançlarını özgürce yaşamak istiyorlar. İbadet haklarını kullanmak istiyorlar. İnsanlar nasıl gidip camiye ibadet ediyorlarsa Alevi yurttaşlar da cem evlerine gidip ibadetlerini yapıyorlar. Siz isteseniz de istemeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de, tanısanız da tanımasanız da cem evleri milyon... Tamam ya, lütfen. Milyonlarca Alevi yurttaş için ibadethanedir. Alevilik sorunu bugünün sorunu değil. Yüzyıllardır bu sorun var. Osmanlı döneminden başlayarak o tarihi arka plana girmeyeyim. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bütün meselelerde olduğu gibi burada da Alevilerin bu kadar yıllık mücadelelerini, direnişlerini, taleplerini görünmez kılmaya çalışıyor. Bu yasa teklifiyle aslında Alevilere, ya sizi bir inanç olarak tanımıyoruz, sizi tanımıyoruz ve sizin taleplerinizi de kabul etmiyoruz diyor. Ama buna karşın hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde Alevi yurttaşlar bu mücadeleyi devam ettirecek ve inançlarını da istedikleri gibi yaşayacaklar. Ama bu teklif anayasada kesinlikle kanun önünde eşitlik prensibi olmak üzere 10 ve 2 başta olmak üzere din ve vicdan önünde...